Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bir önceki görevde ev yapmak için malzeme yani kereste almıştık. Bir sürü hepsini getirip buraya yığmıştık hatırlarsanız. Şimdi bu görevde de evimizi inşa edeceğiz ve bunun için harita üzerinde U harfine yani Uncle'a gidiyorum. Görevi başlatıyorum. Amca kendisinin çok yaşlı olduğunu ve belinden rahatsız olduğunu, o yüzden bütün işi John'un yapması gerektiğini söylüyor. Ben diyor planlamayı ve organizasyonu yapacağım diyor. İşte planı da aldı elinden. Sen de diyor işte işçilik yapacaksın diyor. Sen çalışacaksın diyor. Yani ben beynimi kullanacağım diyor. Senin daha küçük bir beynin var filan dedi John'a. Planı da aldı. Bu elindeki plana bakarak evi yapacaklar. Orada ne yapması gerektiği yazıyor zaten. Anlatılıyor onlara. Hazır ev dedikleri bu şekilde oluyor sanırım. John da her zamanki gibi kaytarıyorsun diyor. Yani hep kaytarıyordun zaten. Bir işe yaramıyorsun. Yine kaytardın diyor. Şimdi amca da diyor ki Charles geldi. Charles'a şey diyor. John'un diyor sana ihtiyacı var diyor. Birlikte diyor evi yapacaksınız diyor. Hadi bakın yağmur geliyor falan dedi. Yani yağmur gelmeden yola koyulalım. Öncesinde temel yapmak gerekiyormuş arkadaşlar. Öyle söylüyor. Temeli yapalım. Onun üzerinde evi oturtturacağız diyor. Evet etap etap evin yapıldığını görüyoruz. Fakat bunlar hiç çukur falan kazmıyor ya. Bu nasıl temel böyle? Toprağın üstüne koy. Ondan sonra üstüne binayı dik. Sonra tornado geldi. Evimi kaptı götürdü. Götürür tabii. Evet arkadaşlar burada W tuşuna basılı tutuyoruz. Yani ekranın sağ altında ne yazıyorsa hangi ibare çıkıyorsa o tuşa basıyoruz. Şimdi A tuşuna basıyorum mesela. Burada bir ara sahne eşliğinde yani sinematik görüntü var. Dikkat ettiyseniz. Çok fazla bir şey yapmıyorsunuz. Her şey kendi kendine oluyor ama sağ altta ne yazıyorsa şu an çivi çakıyoruz mesela. Mouse'un sol tuşuna sürekli basıp çekiyorum parmağımı. Şimdi A tuşuna basıyorum. Dediğim gibi ekranın sağ tarafında ne varsa o tuşa basıyorsunuz. A tuşuyla buraya kadar getiriyoruz. Sonrasında mouse'un sol tuşuna basarak çiviyle yerine sabitliyoruz. Yine A tuşuyla. Bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Evi biz yapmış oluyoruz. Yani biraz ara sahneyle gidiyor. İşte biraz biz müdahale etmiş oluyoruz. Bu şekilde ev yapımını tamamlayacağız. Ve akşam oldu. Neredeyse temeli atıldı gibi bir şey. Evet, çivi çakmayla devam ediyoruz tekrar. Elinde bayağı yakın tutuyor ya. Neredeyse parmağına vuracak. Demek ki bu Amerikalıların ahşap ev geleneği o yıllardan kalma. Yani şu an hala aynı şekilde ev yapılıyor. Tabii ki betonarme evler de var ama genellikle böyle ahşap evler yapılıyor. Burada arkadaşlar W tuşuna basıyoruz. Yani basılı tutuyoruz. Aynı zamanda mouse'un sol tuşuna sürekli bas bırak yapacaksınız. Bunlar da ara bölmeler yani odaları yapmış oluyoruz. Yine W tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'un sol tuşuna sürekli basıp bırakıyorum. Bu şekilde böyle havaya kaldırıyorlar. Evet yine aynı şekilde W ve mouse'un sol tuşu. Evet iskelet olarak bayağı bitti. Bir tek etrafını örten duvarlar kaldı. Şimdi de onları yapıyoruz. Çivi çakarak. Ve çatıya geçtik arkadaşlar. Aynen bir tek çatı kaldı yani kiremit kaldı. Bunları da yine mouse'un sol tuşuyla hallediyoruz. Yine mouse'un sol tuşuyla bu yerleştirmeleri yapıyoruz. Tam ek yeri.
think that's everything. John Marston, you have a home. Evet, gördüğünüz gibi evimizi inşa etmiş olduk arkadaşlar. Tabii bu hemen olmadı. İşte gündüzler, geceler birbirini kovaladı. Zaten adam, yani satan adam, bir hafta içinde evin hazır demişti. Yapımı o kadar sürüyormuş. Çünkü bütün parçalar hazır. Neyin nereye gelmesi gerektiği, hangi parçayla hangi parçanın birleştirmesi gerektiği orada planda yazıyor. Bu yüzden bir haftada yapabiliyorsunuz bu evi. Şimdi arkadaşlar John eşine bir mektup yazıyor. Biliyorsunuz ki buradaki araziyi Abigail, yani John'un karısı, gazetede görmüştü, gazete ilanında. John burayı satın aldı. Aynı eşinin dediği gibi biraz para biriktirip üzerine bankadan kredi çekip aldı ve sonrasında bu krediyle üzerine bir ev yaptı, arsanın üzerine. Şimdi bütün bunların hepsini Abigail'a anlatıyor. Ben diyor işte bir aptalım diyor. Hala aptalım diyor. Ama değişmeye çalışıyorum filan diyor. Mr. Geddes kindly helped me buy the land. I met uncle. Bankadan kredi çektim ve senin dediğin araziyi aldım. Sonrasında amca ile karşılaştım. O da bana yardım ediyor filan dedi bu işlerde. Sonrasında Saint Denis'de Charles'ı bulduk. Charles'la birlikte bu arazinin üzerine bir ev yaptık. Bana çok yardımcı oldu. Tam tahmin ettiğim gibi filan diyor. İşte başından ne geçtiyse hepsini anlatıyor arkadaşlar. Yani bu zamana kadar neler yaşadıysak, hani çiftlikten ayrılıp bu evin bitimine kadar neler yaşadıysak hepsini mektubuna aktarıyor. Seni ve Jack'i çok özledim diyor. Mektubunu gönderecek. Sonrasında Abigail'ın buraya gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. İşte şimdi bir çiftlik evine benzedi tam anlamıyla. Kocaman bir arazinin içerisinde güzel bir ev oldu. Ben gerçekten beğendim. Evet arkadaşlar, bu görev bu kadar. Yani görevimiz burada bitiyor. Artık Abigail ne zaman gelir bilemiyorum. Yani ilerleyen görevlerde muhakkak gelecektir. Şimdi içeri girelim ve inşa ettiğimiz eve bir bakalım. Evet, burada iki tane kapı var. Şuraya bakalım. Bu açılmıyor. Evet, burası böyle bir oda. Hemen tavanda da soğan mı ne onlar? Bir şeyler var. Soğan, sarımsak. Evet, yerde birkaç örtü var. Tabii ki de bunlar zamanla düzene girecektir. Yani şu anda inşaatı yeni bitmiş bir yere bakıyoruz zaten. Ben sadece merak ettim. Sizler de belki merak etmişsinizdir diye şöyle bir gezdireyim istedim. Burada büyük bir tane şömine var. O da yanıyor gördüğünüz gibi. Şurada bir kapı var. Ama burası dışarı çıkıyor galiba ya. Aynen. Oradaki kapı da dışarı çıkıyordu. Buradaki kapı da dışarı çıkıyor. Şurası ne? Ahır mı? Yok. Çok da küçük bir yer ama oraya da bakalım sonra. Evet, şurada bir tane kapı var. Oraya bakalım. Tabii ki de her yer boş arkadaşlar. Yani işte çuval var, birkaç bir şey var, şişe var falan filan. Tam yani inşaatı bitmiş, içinde böyle ıvır zıvır olan şeyler. Burası nereye çıkıyor? Ha, yukarı çıkıyor. Ha, tavan arası, çatı katı. Evet, burada da kutular var, fıçılar var. Yalnız fıçıların üstünde guarma yazıyor ya. Aynen, guarma. Hatırlarsanız guarma adasına gitmiştik. Oradan tanıdık geldi. Evet, burası bu kadar. Başka bir şey yok. Ha, buranın iki tane kapısı var. Oradan girdik. Buradan çıkıyoruz. Bir de şuraya bakalım. Evet, burası da bir oda. Tabii ki de hala tamamlanması gereken şeyler var arkadaşlar. Bir de eşya yok. Ha, burada da bir tane şömine var. Bakınız.
Aynen. Şurada da bir kapı var. Burası da dışarı mı çıkıyor? Ya bu kaç tane kapı var ya? Evin 3 tane kapısı var. Benim bildiğim yani normalde bizde bir tane kapı oluyor. Oradan içeri giriyorsun. Tamam işte. Herhalde ev çok büyük. Bir daha öbür tarafa dolaşmamak için böyle bir şey yaptılar. Yani bilmiyorum. Aklıma başka bir şey gelmedi. Şuradan dışarı çıkalım ve şu dışarıdaki yere bir bakalım. Yani ahır gibi duruyor ama yo, burası çok küçük ya. Böyle bir depo ardiye gibi bir yer mi acaba? Soba da kurulmuş buraya bak. Aynen. Belki ilerleyen görevlerde ev tamamlanırsa buranın da ne olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Çünkü ahır genelde yüksek oluyor. Burası birazcık alçak. Evet arkadaşlar, hayallerimizi yavaş yavaş gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Böylelikle evimizi tamamladık. Bakalım Abigail ne zaman gelecek? Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.